Kocaelispor'un eski teknik direktörlerinden Engin Korukır Kocaeli TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Kocaelispor'un 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşen olağan seçimli mali genel kuruluna katılan Engin Korukır, Kocaelispor'un performansını değerlendirdi. Kongre hakkında da yorumlarda bulunan Engin Korukır, Kocaelispor'un adımlarını daha sağlam atabilmesi için gelecekte neler yapabileceğine dair fikirlerini sundu. TV izleyicileri, Kocaelispor'un efsanevi teknik direktörlerinden Engin Korukır hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Kocaelispor'umuz malumunuz bu sezon şampiyonluğun ardından bir kongre süreci geçiriyor. Hem bir Kocaelispor değerlendirmesi hem de kongre ile alakalı bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle bu büyük camiaya hayırlısın olmasını diliyorum. Gönlümden geçen bir şey var. Dostluk, kardeşlik hiçbir zaman unutulmamalı. Çünkü dostlukla kardeşlik unutulduğu zaman birleşme olmuyor. O birleşmeyi sağlamamız lazım. Ben yaklaşık 32 sene falan oldu. Şimdi de göstereyim hatta size. Şu kartın sahibi olmak bana çok büyük bir gurur veriyor. İşte bu Kocaelispor'un şeref kartı. 92 senesinde verilmiş bu. Ve ben bunu hiçbir zaman cüzdanımdan çıkartmadım. Hep yanımda taşıdım. Allah'a şükür hiçbir mali kongreyi de kaçırmadık. Kocaelispor'un her zaman bir gerek taraftarıyla, gerek camiayla, gerek şehirde yaşayan spor adamlarıyla çok büyük bir camia olduğu zaten belli, tartışılmaz. Bu büyük camianın da çok büyük sıkıntılar yaşadığını, bölgesel amatör ligi de gördüğünü gördük. Ve oradan savaşarak çok güzel bir şekilde çıktılar. O savaşta Kocaelispor'un yanında olan Bahri Başkan vardır, Orhan Başkan vardı. Sonradan gelen diğer başkanlar, işte Engin Başkan vardı ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Onun için bu Süper Lig adamını da kuvvetli atmamız için herkesin birlik beraberlik içerisinde olması lazım. Hangi yönetim olursa olsun, hangi teknik heyet olursa olsun bunu beraber başarmamız lazım. Ben sadece bütün kalbimle Kocaelispor Kulübü'nün, ben yardımcı antrenörlük de yaptım, teknik direktörlük de yaptım. UEFA Kupası'nda da görev aldım bir futbol adamı olarak, antrenör olarak. Bunun tekrar devamını istiyorum canı gönülden. Çok zor mu? Hayır, çok kolay. Ama çok kolay mı? Çok kolay da değil. Sadece birlikten, beraberlikten doğacak bir güçle bunu yaparız. Bu gücü yakalamamız lazım. Peki hocam, son olarak şimdi yeni yükselen bir Kocaelispor var ve bir teknik adam gözüyle Kocaelispor'a bir tavsiyede bulunsanız, tavsiyelerde bulunsanız neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, doğru yapılanma nedir? Maçlar başlamadan, örnek veriyorum. Maçlar başlamadan, sezon başlamadan, yani Temmuz ayındaki bu kamp dönemleri başlamadan evvel o altyapıdaki çocukların hepsini görmemiz için onları bir araya toplayıp bir aylık bir süre içerisinde o çocuklara bakmaları lazım. Belki hiç kimsenin hesaplayamayacağı yetenekli çocukları kaçırmamış oluruz. Ben her gittiğim, çalıştığım kulüpte bunu yapıyorum. Değerli hocamdan öğrendim, Hikmet Karaman'dan. O da çok bunlara dikkat eder. Ve tavsiyemiz de menajer kulübün içinde olmaması lazım. Neden olmaması lazım? Hem kulüpten para kazanıyorsunuz, hem futbolcudan para kazanıyorsunuz. Ne demek bu? Ne emeğiniz var? Ne emeğiniz var? O çocuğu siz mi yetiştirdiniz? Kocaelispor Kulübü'nde, örneğin Sakaryaspor Kulübü'nde, örneğin Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Beşiktaş'la. Yani bunlar artık dünyanın yaptığı önlemler. Dünyanın en önemli takımları bunları yapıyor. Neden? Borç batağı büyümesin diye. Ne kadar duruşunu sağlam tutarsan o kadar başarılı olursun. Böyle olmalı. Disiplinli olmalı. Gevşememek lazım. Ve bu saatten sonra da Kocaelispor'un artık burada yok playoff oynasın, yok ligde kalsın gibi bir düşünceleri de olmamalı. Direkt şampiyon düşüncesi olmalı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli Kocaeli TV izleyenleri, teknik direktör Engin Korukır, Kocaelispor'un efsanevi teknik direktörlerinden Engin Korukır konuğumuzla yeni röportajlarımızda görüşmek üzere.